Şimdi size birinden bahsedeceğim. O bir renk körü. Ana dili dışında herhangi bir dil konuşamıyor. Özel hayatında küfür etmeden cümle kurduğuna şahit olmak zor. 22 ve 44 yaşlarında iki kez ehliyetsiz otomobil kullanmaktan tutuklandı. Oldukça yaramaz bir öğrenciydi. Ve her yıl ortalama 150 kitap bitiren bir kitap kurdu. Size herkesin yakından tanıdığı yahut yakından tanıdığını sandığı birinin az bilinen özelliklerini saydım. Evet, Bill Gates'ten bahsediyorum. Birçok insan için o, Windows işletim sistemini tanıtan sevimli bir dahi olarak değerlendiriliyordu. Kendini yıllar boyunca öyle bir konumlandırmış ki, dünyada ondan daha hayırsever bir insan yok zannediliyor. Ancak Bill Gates'le ilgili bir mesele var ki, bence ona dair tüm şüphelerden daha korkunç. Mesele ne mi? Sinekler. Evet, dünyanın en zengin adamlarından biri, kafayı sivrisineklere feci halde takmış durumda. Gelin her şeyin başına birlikte gidelim. Tarih 18 Ağustos 2022. Sevimli dahimiz bir tweet paylaşıyor. Tweette aynen şöyle yazıyor. Bilim adamları Kolombiya Medellin'deki iki katlı tuğla binanın içinde milyonlarca sivrisinek üreten bir laboratuvarda uzun saatler boyunca çalışıyor. Gates bu paylaşımına fabrikadan görüntüler içeren bir video eklemeyi de tabii ihmal etmemiş. Ayrıca Bill Gates, Twitter hesabının arka planına yüklediği sivrisinek fotoğrafıyla da uzun süre konuşuldu. Birçok insan için bu fotoğraf, Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının artışa geçtiği ve dünyanın farklı noktalarından da sivrisinek salgını haberlerinin geldiği bir döneme denk gelmesi üzerinden ilgi çekiciydi. Bu arada içeriğin başından bu yana sivrisinek diyoruz, ancak bu konu tahmin ettiğinizden daha kritik. Size oldukça iddialı bir cümle kurmak istiyorum. Bugüne dek yaşamış insanların yarısı sivrisinekler yüzünden öldü. Tam 52 milyar insan. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de her yıl 800 bin kişi sivrisineklerin taşıdığı hastalıklar nedeniyle ölüyor. 2001'den bu yana da her yıl ortalama 2 milyon yıl insan sivrisinek ısırmaları sonucu hayatını kaybediyor. Bu sayı gelişen teknolojik ve bilimsel imkanlar sayesinde 2019 itibariyle 850 bine düşürülmüş durumda. Sivrisineklerin hızları yaklaşık saatte 2 kilometreyi bulabiliyor. Bu boyuttaki bir böcek için inanılmaz bir sürat anlamına geliyor. İnsanları nefeslerindeki karbondioksitten buluyorlar ve yaklaşıyorlar. Onlar için ter gerçek bir cezbedici. Sivrisinekler sık terleyen insanların kanını daha fazla seviyor. Sadece insanları ısırmakla kalmıyorlar. Tıpkı arılar gibi çiçeklere polen de yayıyorlar. Yani sivrisinek meselesi tahmin ettiğimizden daha kompleks bir tehdide tekabül ediyor. Bill Gates'in dünyaya tanıttığı sinek sevdalısı bu şirket, bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışıyoruz iddiasına sahip ve burada üretilen sinekler bildiğimiz sineklerden değil. Tamamının genetiği bir şekilde değiştirildi ve bu şekilde Zika ve Dank humması gibi hastalıkların insanlara bulaşmasını önlediğini iddia ediyorlar. Her zamanki gibi doğanın işleyişiyle teknolojik olarak oynamanın öngöremediğimiz yan etkileri olabilir. Tarımda kullanılan bazı glifosat herbisitlerin kansere yol açması, antibiyotikle beslenen ineklerin antibiyotik dirençli bakteri üretmesi gibi genetiği değiştirilen sivrisinekler ilaçlamaya dayanıklı türler oluşturabilir. Ve genetikleri farklı yönlerde değiştirilip biyolojik silah olarak da kullanılabilirler. Kafamıza göre türleri ortadan kaldırmaya başlarsak hassas bir dengeye sahip olan ekosistem büyük zarar görebilir. Ve sivrisinekler olmazsa onlarla beslenen balık, kuş ve fareler ne olacak? Ayrıca sivrisinekler de arı gibi çiçekleri polenleme görevine sahip. Yani çiçekler de bu durumdan oldukça kötü bir şekilde etkilenebilirler. Yeniden Bill Gates'e dönelim. Gates Vakfı, sağlık alanında birçok ülkeden daha fazla harcama ve araştırma yapıyor. Dünyanın Sağlık Örgütü'nün de en büyük finansörlerinden. Kimsenin seçmediği veya atamadığı bir bilgisayar mühendisi, tüm dünya şunu yapsın, herkes bu kararı alsın diye yetkinliğinin dışında önerilerde bulunup, dünyanın seyrini sadece paraya sahip olduğu için değiştirebiliyor. Ve bu hamleler her zaman da iyi sonuçlanmayabiliyor. Egzersiz, iyi beslenme ve sağlıklı yaşama yoğunlaşmak yerine sadece teknolojik çözümler ve kimyasal ilaçlar dayatmalarını eleştirenler var. Ayrıca Gates ve ekibi aşı çalışmalarına büyük ödenekler ayırıp pandemi sürecinde aldıkları patentlerle fakir ülkelerin aşı üretmelerini de engellemişlerdi. Hayatını her şeyden kâr etmeye adayan bir kapitalistin sadece insanlığın iyiliğini düşünen bir meleğe dönüşmesini beklemek sanırım fazlasıyla naifçe. Ve özel bir vakıf olduklarından dolayı da etik olarak da kimseye hesap vermiyorlar. Toplumun veya hükümetlerin onayını almak da öncelikleri değil. Bir de meselenin yaklaşım boyutunda ele alalım istiyorum.
Sosyal medyada sesleri gün geçtikçe daha gür çıkan Gates destekçileri konuyu şuraya indirgemiş durumda. Sivrisineklerden ölümler çok fazla, o yüzden Gates'in buna çalışması gayet normal. Hadi istediğiniz gibi yapalım ve Gates'i gerçek bir insanlık dostu, ulvi bir kişilik olarak tanımlayalım. Gerçekten bu kadar fazla para ve teknik imkana sahipken sivrisineklerle tek mücadele yolu genetik değişim mi? İşte bu soru bence bu konudaki temel problemi net bir şekilde ortaya koymaya yetiyor. Üstelik Gates ve sürekli övdüğü fabrikanın dünya genelinde sinek ekosisteminde bir değişiklik yapmak için odak sayılabilecek herhangi bir durumu da tabii ki söz konusu değil. Çevre aktivistleri de dahil olmak üzere birçok farklı grup söz konusu projeyi bir Jurassic Park deneyi olarak nitelendiriyor. Çevreciler genetiğiyle oynanmış yeni sivrisinek türünün ekosisteme zarar verebileceği ve sinek ilaçlarına dayanıklı yeni hibrit türlerin ortaya çıkmasına sebep olacağı konusunda da net bir endişeye sahip. Üstelik projeyi gerçekleştiren şirketin bu insanlar çevre ve ekosistem için zararlı değil açıklamasına dayandırdığı bir kaynak da mevcut değil. Sivrisinekleri enjekte edilen Wolbachia bakterisi içinde orta ve uzun vadeli herhangi bir analiz raporu olmadığını da söyleyebiliriz. Yani Gates ve ekibi bu kesinlikle faydalı olacak diyor ama kaynakları da sadece kendileri. Burada hayırseverliğini her şeyin önünde tutmaya çalışan ismin birçok farklı ilaç ve aşı şirketiyle güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulamamız lazım. Yani süreci irdeleyen çok sayıda araştırmacı, Bill Gates'in pandemi sürecinde 4 farklı aşı şirketine yaptığı yatırımlara benzer bir sürecin sivrisinek kaynaklı hastalıklarda da devreye girebileceğini söylüyor. Bu araştırmacıların temel yaklaşımı da hastalığı yay, sonra çözüm üret. Yani Gates'in sivrisinekler konusunda bir anda gelişen yüksek hassasiyeti, konunun asıl muhatapları biyolog ve tıp figürleri arasında da net bir karşılığa sahip değil. Son olarak sivrisinek deneyleri nasıl sonuçlanacak şimdilik bilemiyoruz. Ama teknoloji ve bilimin dolar milyarderlerinin elinde oyuncağa dönüşmesindense hepimizin ortak çıkarı ve doğanın sürdürülebilirliği için saydam tartışmalara ve bütüncül kararlara ihtiyacımız olduğu da açık. Şimdi size birinden bahsedeceğim. O bir renk körü. Ana dili dışında herhangi bir dil konuşamıyor. Özel hayatında küfür etmeden cümle kurduğuna şahit olmak zor. 22 ve 44 yaşlarında iki kez ehliyetsiz otomobil kullanmaktan tutuklandı. Oldukça yaramaz bir öğrenciydi. Ve her yıl ortalama 150 kitap bitiren bir kitap kurdu.